Merhaba sevgili seyirciler. Ben Resvebe yazarı ve eğitmeni Hanife Kaçmaz. TV'den ekranlarında Resvebe Rüzgarı isimli yarışma programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Stüdyomuzda yarışmacılarımız hazır halde bekliyorlar. Yarışmaya başlamadan önce Resvebe'yi ilk defa duyan seyircilerimiz için Resvebe nedir, nasıl çözülür, Resvebe'de amaç nedir? Gelin hep birlikte ona bir bakalım. Resvebe'nin adı resim ve alfabe kelimelerinden oluşturulmuştur. Resvebe, anlatılmak istenilen kelime, cümle, atasözü veya deyimin harfler, sayılar, işaretler, renkler, semboller ve görseller kullanılarak eğlenceli bir şekilde anlatılması üzerine tasarlanmış bir zeka bulmacasıdır. Resvebe'de amaç, harf, sayı veya görselin duruşu, rengi, boyutu ve benzeri özelliklerini yorumlayarak birleştirme ve bunun sonucunda ortaya anlamlı kelime ya da kelime grupları çıkarmaktır. Bazen birden fazla özellik bir arada kullanılabilir. Şimdi de yarışmacılarımızı biraz tanıyalım. Doğacığım, bize biraz kendini tanıtır mısın? Merhaba, benim adım Doğa. Ben 9 yaşındayım. Hacellota İlkokulu'na gidiyorum. 4H sınıfındayım. Öğretmenin adı Süleyman Bayatlı. Harikasın Doğacığım. Kaç kardeşsiniz? 2. 2 kardeş. Küçük herhalde değil mi kardeşin senden? Evet. Boş zamanlarını nasıl geçiriyorsun Doğacığım? Biraz anlat bize. Boş zamanlarımı kitap okuyarak, kardeşimle zaman geçirerek, ailemle birlikte zaman geçirerek, resim yaparak geçiriyorum. Harikasın. Zeynep'ciğim, biraz seni tanıyalım. Merhaba, ben Zeynep Demir. 4. sınıfım, 9 yaşındayım. Evet, senin kardeşin var mı? Ben 3 kardeşim. Hı hı. Büyük herhalde senden kardeşlerin, küçük var mı? Benden küçük var, bir de benden büyük de var. Evet, sen boş zamanlarını nasıl geçiriyorsun? Ben kardeşlerimle vakit geçirmeyi, ailemle vakit geçirmeyi ve kitap okumayı seviyorum. Aa, harika, kitap okumayı seviyorsun, ne güzel. Bu yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmak çok güzel gerçekten. Elif'ciğim, biraz seni tanıyalım. Merhaba, ben Elif. Soy ismim Koca. Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyorum. Boş zamanlarımda ailemle vakit geçirip kitap okuyorum, resim yapıyorum. Sen de kitap okuyorsun, harikasın Elif'ciğim. Şimdi de yarışmanın kurallarından biraz söz edelim. Yarışma toplamda 20 sorudan oluşuyor. 20 sorunun sonunda en fazla puanı alan yarışmacımız haftanın kazananı olacak ve finale katılmaya hak kazanacak. Eşitlik durumunda 3 ek soru sorulacak. Eşitlik yine de bozulmazsa ek sorular sorulmaya devam edilecek. Soru ekrana geldikten sonra yarışmacılar soruya cevap verebilmek için butona basarak söz isteyecekler. Butona ilk basan yarışmacının adı açıklandığında soruya cevabını verebilecek. Butona basmadan cevap veren yarışmacımız o sorudan puan alamayacak. Yanlış cevap verilmesi durumunda kalan iki yarışmacı tekrar butona basarak söz isteyebilecek. Cevapların eksiksiz ve net olması gerekiyor. O nedenle yaklaşık cevapları kabul edemeyeceğiz ve bu sorulara puan veremeyeceğiz maalesef. Yarışmaya hazır mısınız çocuklar? Heyecanlısınız, evet, değil evet, mi? Evet, heyecanlıyız. Ben de çok heyecanlıyım. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Evet, yarışmamız başlıyor sevgili seyirciler. İlk sorumuzu alalım lütfen. Zeynep'ciğim? Kaşkol. Kaşkol. Evet, doğru cevabımız kaşkol olacaktı. İki görselden oluşan resvebe örnekti bu sorumuz. Kaş ve kol görsellerini birlikte okuduk. Cevabımız kaşkol oldu. İkinci soru lütfen. Elif'in ışığı yandı. Elif'ciğim, alabilir miyim cevabını? Kirpik. Kirpik. Biraz yüksek sesle lütfen. Kirpik. Evet, cevabımız kirpik olacaktı. Kirpi görseli ve bir harften oluşuyor. Bir görsel bir harften oluşan resvebe örnekti bu sorumuz. Bir sonraki sorumuz lütfen. Zeynep'in ışığı yandı. Zeynep'ciğim? Dikiş. Dikiş, evet. Harf ve sayıdan oluşan resvebe örnekti bu sorumuzda. Bir sonraki resvebemiz. Elif'in ışığı yandı. Elif'ciğim? Cevabını alayım. Defile. Defile, evet. Harfin okunuşu. Harfin okunuşu ve fileyi birleştirdiğimizde
ortaya çıkan kelime defile. Bu da böyle bir örnekti. Zeynep'in iki doğru cevabı oldu. Elif'in de iki doğru cevabı oldu. Doğacığım sen basmakta biraz geç kalıyorsun herhalde. Aslında soruları çözdüğünü düşünüyorum, değil mi? Evet. Ama ilerleyen zamanda senin de doğru cevaplarının olacağını düşünüyorum. Zeynep'ciğim ne hissediyorsun? Heyecanlıyım. Heyecanlısın? Evet. Nasıl böyle bir yerde olmak? Güzel bir şey. Güzel değil mi? Güzel bir deneyim. Elif'ciğim sen? Ben de güzel hissediyorum. Biraz heyecanlıyım. Biraz heyecanlısın. Birazdan geçecek heyecanımız hep birlikte. Tamam. Bir sonraki sorumuzu alalım. Doğacığım senin ışığın yandı. Tartı. Tartı. T harfi ve artı işaretinin birleşiminden oluşan bir resvebeye örnekti. Bir sonraki resvebemiz. Zeynep'ciğim senin ışığın yandı. Balta. Balta. Evet, ters duran görselin tersten okunmasına örnek olan bir resvebeydi ve Zeynep doğru cevap verdi. Bal görselimiz var. Yanında at var. At ters duruyor. Ters durduğu için tersten okuyoruz. Birleştirdiğimizde balta kelimesine ulaşıyoruz. Bu böyle bir örnekti. Bir sonraki resvebemiz. Harflerin duruşunun da önemli olduğunu söylemiştik. Nasıl duruyor? Bir dikkat edin bakalım. Birinci harfimiz düz duruyor. Diğer iki harf nasıl duruyor? Yan. Evet. Zeynep'ciğim? Ayan şi. Olmadı. Anlamlı bir kelime olmadı evet. Çünkü. Aşiyan. Aşiyan. Evet Doğacığım. Aşiyan kuş yuvası demek. Kuş. Evet, bu aşiyan kuş yuvası demek çocuklar. A harfimiz düz duruyor, şi hecesi yan duruyor. Resvebede harflerin ya da görselin duruşunu da dahil etmemiz gerektiği için şi'nin yan durma özelliğini de ekledik. A ile birleştirdik ve sonuç aşiyan oldu. Bir sonraki resvebemiz. Ne görüyorsunuz? Evet Zeynep'ciğim. Bütçe. Bütçe, evet çok güzel. Orada bir tavuk budu var değil mi? Evet. Butun üstünde iki tane nokta var. Noktalı olarak okuduğumuzda büt ve ç harfinin de okunuşunu kullanıyoruz. Bu durumda cevabımız bütçe oluyor ve Zeynep'ten doğru cevap geldi. Bir sonraki resvebemiz. Doğacığım? Son. Son, evet. Doğru cevabımız son olacaktı. 10 tane S harfi var. S harfini sayısıyla birlikte söylediğimizde cevap son. Bir sonraki resvebemiz. Doğacığım? Morartı. Morartı. Cevabı sen açıklamak ister misin Doğacığım? Nasıl buldun? Artı mor olduğu için morla evet. Artıyı birleştirelim. Evet. Bir işaretimiz vardı. Artı işareti. Rengi de mordu. İkisini birlikte söylediğimizde morartı oldu. Tebrik ederim. Bir sonraki resvebemiz. Zeynep'ciğim? Sarımsak. Sarımsak. Bunu da sen açıklamak ister misin? Sarı M var, sarım oluyor. Bir de S var, ak olduğu için sarımsak. Evet, beyazın eş anlamlısını evet. Kullandık. Ak dedik, sarı M harfi vardı. Yanında da S, beyaz S vardı. Bütün bilgileri birleştirdiğimizde sarımsak oldu. Evet. Tebrik ederim Zeynep'ciğim. Teşekkürler. Bir sonraki resvebemiz. Elif'in ışığı yandı. Elif'ciğim. Durak. Durak. Bunu da sen açıklar mısın? Kırmızı ışık yandığı için dur oluyor.
ak da var, durak. Evet. Trafik lambasında kırmızının yanması dur anlamına geliyor. Yanında da ak hecesi var. Birleştirdiğimizde durak. Tebrik ederim Elif'ciğim. Bir sonraki resbebemiz. Elif, cevabını alalım. Kare. Evet. Açıklamak ister misin yine? Evet, olur. Kar şey vardı, kar şekli olduğu için yanında da E vardı, kare oldu. Biraz yüksek sesle alabilir miyim? Tam duyulmuyor sesin. Kar şekli olduğu için E de yanına koyduğumuz için kare oldu. Evet. Kar sembolü ve E harfi birleştirdik, kare. Gayet güzel. Okulda arkadaşlarınızla neler yapıyorsunuz? Biraz paylaşmak ister misiniz? Olur. Orada olur. Bir resvebe mesela soruyor musunuz arkadaşlarınızla birbirinize? Ya da kendiniz resvebe hazırlıyor musunuz? Biraz anlatın bakalım hadi. Biz resvebe yarışmasını olunca duyunca arkadaşım Zeynep ile çalışmıştık. Kendimiz yapıp kendimiz çözmüştük. Ne kadar güzel. Sen de resvebe üretiyor musun Elif'ciğim? Nasıl yani? Kendin hazırlıyor musun resvebe? Evet. Örnek var mı aklında hiç? Yani bit çizmiştim, böyle böcek yapmıştım. Sonra yanına da ki yazmıştım, bitki olmuştum. Harikasın. Devam et bence. Resvebe'ye ilgi duyman çok güzel. Teşekkürler. Zeynep'ciğim sen? Ben de Elif arkadaşımla birlikte çalışıyordum. Ben de şöyle bir tane resvebe yaptım. Bir tane çocuk uyuyor, onun da rüyasını yaptım. Eş anlamlı olduğu için düş, yanına da mek yazdım. Ya, harikasın, düşmek yaptın. Evet. Ne güzel, şimdiden resvebe ile iç içesiniz. Umarım ileride siz de kendi kitaplarınızı çıkarırsınız, resvebe kitaplarınızı. Doğacığım sen? Öğretmenim, ben de bir tane havuç görseli çizdim. Sonra yanına eksi H yaptım, avuç oldu. Harikasın. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Olur. Olur. Ayılmak. Tam olmadı Doğacığım. Zeynep. Bayılmak. Bayılmak. Evet, doğru cevabımız bayılmak olacaktı. Açıklamak ister misin? Orada ayı var ve B şeklinde. Evet. Devamı? Sonra L var. Ve beyaz M var. Onu da eş anlamlısı ak olduğu için bayılmak çıkıyor. Evet, harikasın. Zeynep açıkladı ama ben de yine tekrar edeyim. B harfi ayı şeklinde olduğu için bayı, L harfini ekledik, bayıl. M harfinin rengi beyaz, eş anlamlısı ak, birleştirdik, bayılmak oldu. Bir sonraki sorumuz lütfen. Doğacığım. Lavanta. Lavanta. Açıklamak ister misin? La olduğu için oradaki plaka van, lavanta evet. Oluyor. Evet, burada da plaka kullandığımız bir resvebeye örnekti. 65 Van ilimizin plakası, birleştirdik, lavanta oldu. Bir sonraki sorumuz. Zeynep'ciğim? Afet. Olmadı. Doğacığım? Asit. Asit. Açıklar mısın? A olduğu için oradaki nota si, evet. O yüzden asit. Evet. Notalardan hazırlanan resvebe örnekti. Kullandığımız nota si notası. A harfi ve T harfiyle birleştirdiğimizde asit oldu. Bir sonraki sorumuz. Birinci görselde ne görüyorsunuz? Gelin. Gelin. Evet. İkinci de? Kuş. Kuş ne yapıyor? Şarkı söylüyor. Yani ne der kuş? Evet. Gelincik. Gelincik. Evet. Tebrik ederim Zeynep'ciğim. Burada birinci görselimiz gelindi. İkinci görselimiz kuş ama çıkardığı ses işaret edildiği için gelinle cik sesini birleştirdik. Gelincik oldu. Bir sonraki resvebemiz.
Birinci görsel neye benziyor? Yaprak. İkincisi? Testi. Evet Zeynepciğim. Yaprak test. Açıklar mısın? Birinci görselde yaprak var. İkincisinde testi. Eksi iyi yapmış. O yüzden test olmuş. Evet. Testiden iyiyi çıkarmamız gerekiyor. Çünkü orada eksi iyi var. Evet. Yaprakla birleştirdiğimizde yaprak test oldu. Şu anda yarışmayı Zeynep önde götürüyor. Ne hissediyorsun Zeynepciğim? Mutluyum. Mutlusun. Çalışmanın faydası olmuş değil mi? Evet. Böyle devam edelim bence. Tamam. Bir sonraki sorumuz. Elifciğim? Peruk. Peruk, evet. Burada da bayrak kullanılarak hazırlanan bir resvebemiz vardı. Peru'nun bayrağı ve K harfini birleştirdik. Peruk. Bir sonraki resvebemiz. Doğacığım. Horlama. Horlama, evet. Açıklamak ister misin? Ben mi açıklayayım? Olur. Hortum olduğu için, yarısını bölündüğü için bir hecesini söyledim. Hı-hı. Bir de lama olduğu için horlama. Evet, tebrik ediyorum Doğacığım. Harikasın. Doğru cevabımız horlama olacaktı. Hortumun yarısı ve lama birleştirdik. Horlama. Şimdi puan durumuna bakıyorum. 40 puanla Zeynep bu haftanın kazananı oldu. Tebrik ediyorum Zeynepciğim. Teşekkürler. Sizler de çok güzel yarıştınız. Doğa ve Elif. İyi ki geldiniz. Yarışmamıza renk kattınız. Burada olmanız çok güzeldi. Burada olmanızın anısına size birer tane kitap hediye etmek istiyorum. Cebimdeki Resvebeler kitabı. Doğacığım zevkle çözmeni diliyorum. Zeynepciğim aynı şekilde senin de zevkle çözmeni diliyorum. Elifciğim zevkle çözersin inşallah. Bugünkü yarışmamızın sonuna geldik sevgili seyirciler. Bir sonraki Resvebe Rüzgarı isimli yarışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Resvebe ile kalın.